Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere yeni rank kasma taktikleriyle karşınızdayım. Finalde ise çok tatlı bir rank kasma taktiği var. Hadi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like atarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak da yine aynı şekilde destek olabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu tür daha fazla videolarımdan da faydalanabilirsiniz. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde taktiklerimize geçelim. Şimdi ilk taktiğimiz için biz köprüye geldik. PUBG Mobile artık yeni gelen modlarda Custom Raw eklemiş. Ben de bir hafta sınırsız kat vardı. Gittim onu kullandım aga. Burada şu anda mesela ben custom room'u açtım ve runic modda oynayabiliyorum. Bu cidden çok güzel bir şey. Şimdi sizlere köprüde göstereceğim taktik nasıl bir taktik derseniz, şöyle köprüde böyle ızgaralar falan filan var. Tam bunların adını bilmiyorum, çaktırmayın. Delikli bir şeyler işte. Buraya öncelikle bir tane buggy koyuyorsunuz. Tamam, buggy koyduktan sonra elinize bir tanecik buz alıp buggy'nin ön tekerine atıyorsunuz böyle. Böyle attığınızda ise buggy deneme bir gün sanırım ha. Buna binersek ne olur? Bir binsene Umut. Patlıyor da bakalım. Şimdi deneme 2'ye hoş geldiniz. Birinci denemede buggy'miz değişik kallere falan filan girdi. Şöyle geliyorum. Buggy'nin ön tekerine şöyle hafif ucundan yapacağım bu sefer. Birazcık geri yaptığım için buggy değişik taklalar falan filan attı. Daha sonrasında ise buggy'nize binip arka koltuğa geçip eğer in derseniz sizleri aşağıya atıyor. Fakat burada ızgara olduğu için sanırım bir tık sıkıntılı olacak. Azıcık şöyle yaparsam. Şöyle hatta bunu birazcık daha ittireyim ben. Şu azıcık daha dik yapayım şunu. Şöyle bir tık daha dik yaparsam. Siz tabi bunun ayarını bulursunuz fakat. Şimdi biz buggy'yi bu şekle getirdik, tamam. Birazcık zor oldu bizim yapmamız. Biz acemiliğimizdeyiz böyle. Şimdi bundan mesela binip yan koltuktayken aşağı atla dersen ben burada boşluğa düşüyorum. Siz bunu yaparken şu azıcık gerideki demire yapmanız gerekiyor. Şimdi bir diğer taktiğimiz için ise Jirpul'a geldik. Peki Jirpul'da yapacağımız taktik nasıl bir şey derseniz, Jirpul'da pusabiliyorsunuz ama hiç kimseye göstermeden pusuyorsunuz. Böyle Jirpul'un yarısı boşta olan yüksekte konteynerler var, tamam mı? Buraya gelip daha sonrasında eğer bir tane buz atarsanız, bu buzların tam bir rotasyonu yok. Hani bazı yerlerde kullanılıyor, bazı yerlerde kullanılmıyor. Orada o noktayı sizin bulmanız gerekiyor. Mesela ben şu anda buldum ve böyle atıp şu anda içine girdim. Şu an gördüğünüzde ben aslında bunun içindeyim. Fakat dışarıdan gözükmüyorum. Buradan dışarıdan bomba falan da atabiliyorsunuz eğer isterseniz. Oyunun bu açını da kapatmak isterseniz şöyle açığı kapat diye bir tanecik sağ yukarıdan bildirebilirsiniz. Mesela şurada Yiğit var bizim, buna sıkıyor. Mermi istemiyor. Niye? İşlemiyor çünkü. O bana işlemeye çalışıyor. 12 de işlemiyor. Bir tane tava alıp fırlatmayı deneyeceğim. Bir dakika. Tava fırlatacağım sana olursa. Dur. Attım kafana. Tava işe yaradı bu arada. Bu taktik de böyleydi. Şimdi bir sonraki taktiğe geçelim. Bakalım bir sonraki taktikte ne var? Katkıda sizlere çok güzel gösterebileceğim bir tanecik taktik var. Bu taktiği yapmanız için böyle bu tür binalardan bulmanız gerekiyor. Zaten bu binalar birçok haritanın yerinde olduğu için ben hani o kadar detaylı uğraşmayacağım. Fakat en iyi bildiğim yer Gatka olduğu için ben sizlere bu taktiği Gatka'da göstereceğim. Şimdi Gatka'nın şu kapısına geliyorsunuz. Tam buraya buz attıktan sonra sol tarafa kayıyorsunuz ve sizleri şu arkaya atıyor. Fakat deneme bir yine başarısız. Ben şunları bir güzel kırayım. Şimdi taktiğimizi yapmak için ilk önce buz atıyoruz. Daha sonrasında ise sağa kayıyoruz ve çatıya çıkıyoruz. Fakat birazcık fazla kaydığım için beni içeri attı bu sefer de. Deneme 3'e hoş geldiniz. Buzumuzu attık ve sol tarafa kaydığımızda ise şu anda ben bu evin çatısına pustum. Şu anda hani eğer ki sizler de isterseniz çatıya pusabilirsiniz. Böyle arkadaşlarınız mesela sıktığında düşmanlar diyelim arkadaşlarınız değil de mermi geçmiyor. Tamam yeter. Ben sana sıktığımda mermi gelmiyor, okey. Peki orak fırlatırsam geçiyor mu size? Şöyle dur bakayım burada. Al kafana. Ana sekti, ona gitti bir de. Orak nasıl tek atıyor aga sana? Saçma bence bu iş. Hani taktiğimiz bu şekilde. Mesela gelip burada pusabiliyorsunuz bunun çatısında. Eğer ki pusmak isterseniz gelin bir yatın derim. Şimdi bir diğer taktiğimiz ise sizlere bir tanecik jip lazım. Ben şöyle jipimi buraya hazırladım. Şurada direkt yolun dibinde buldum. Hemen buraya jipi hazırladım. Jipin üstüne bir tanecik böyle alev runu atıyorsunuz. Tamam mı? Eğer ki alev runu atarsanız bu araç bildiğiniz takla atıyor. Şöyle tam tutturabilirsem. Tutturdum ve attım şimdi. Bu benim üstümde dönüyor ya. Eğer ki ben
aracı böyle bir sürersem böyle değişik değişik hallere giriyor. Fakat daha da iyisi var, bu aracı uçurabilirsiniz eğer isterseniz. Şimdi videomuzun finali olarak da acayip güzel bir taktiğimiz var. Bunu en sona sakladım. Bu taktiğimiz ise araçta sizlere sıktıklarında ölmüyorsunuz. Ama eğer ki araç patlarsa ölüyorsunuz. Hani arabanın içinde adam oluyor fakat arabanın içinde adam olmuyor. Şimdi ben aşağı atladım, bu taktiği yapmasın. Ya elinizde Kuaz ya da Toros olması gerekiyor. Buggy de oluyor mu falan, onu hiç denemedim. Hani Buggy pek bunun için güvenli değil açıkçası hem bir yandan da. Ben Kuaz ya da işte Toros bulursam onları da deneyeceğim. Daha öncesinde bunun motorda görünmezlik versiyonunu falan da çekmiştik. Bunda şeyi çekeceğiz mesela. Siz arabada koltukta gözüküyorsunuz ama adam size ateş ettiğinde vuramıyor ve sizi öldürmesi için aracı patlatması gerekiyor. Ben hemen şuradan şöyle aşağı indim. Şöyle bir loot yapayım hafiften. Çünkü gerek olacak birbirimize sıkmamız için falan filan. Arkadaşlarım da araç arıyor. O araca binelim, ondan sonra görüştük. Şimdi sizlere bu göstereceğim taktiği peki nasıl yapıyorsunuz? İlk önce sizlere gerekli olan sadece bir tanecik şip ya da Toros fark etmiyor. Yeter ki bir tanecik aracınız olsun. Bu taktiği emülatörde bazen yapamayabilirsiniz. Çünkü mobildeki direkt buza atıp binme işi burada bir tık zor. Hani işte fareyi çıkartacaksın, tuşa basacaksın, buz atacaksın falan filan birazcık sıkıntı. Ama mobilde bunu %100 ihtimalle yapabiliyorsunuz. Bu taktiği yapmak için hemen şöyle aracın yanına geliyorsunuz. Buz attıktan sonra hemen şöyle araca biniyorsunuz ve fakat ben yanlışlıkla indim tekrardan, bir dakika. Şöyle buza at diyorsunuz ve at dedikten sonra ise koltuğa oturuyorsunuz, tamam mı? Koltuğa oturduktan sonra tek yapmanız gereken bu. Ve eğer siz bunu yaparsanız düşmanlar size sıktığında mermi cidden işlemiyor bu arada. Şimdi hemen arkadaşım birisi, ben ona sıkayım, bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstereyim. Şimdi arkadaşınız geliyor, tamam mı? Arkadaşınız şöyle şu an görmüş olduğunuz gibi sizlere de göstereyim aynı şekilde. Buz atıp araca gözünüzün önünde binecek hani. Buzu atacak ve binecek. Buzu atamadım bu arada. Şu anda araca bindi ve ben sıktığımda ise mermi işlemiyor bak. Sağdan soldan istediğim yerden sıkayım, tamam bak böyle sıkıyorum falan. Bak kan sıkıyor ama mermi geçmiyor. Şöyle vektörle de deneyim hatta, hani 7.62 falan filan ama bak. Eğim de hatta otayım da aşağı gidiyor fakat hani bir şey olmuyor. Kan sıkıyor ama öldüğü yok. Peki bu taktik böyle mi derseniz, evet böyle bir taktik. Hani sizler de eğer isterseniz bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani bence güzel bir taktik diye düşünüyorum. Hani taktiğimiz bu şekildeydi. Eğer sizler de isterseniz bunu kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İster şoför koltuğunda olun, ister yan koltuğunda olun, mermi sizleri geçirmiyor. Bu taktik de böyle bir taktik. Bunu da sizlere göstereyim dedim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu videoluk benden bu kadardı. Diğer PUBG Mobile rank kasma taktik videolarında, diğer bug videolarında görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.